Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Risale-i Nur okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Risale okumalarımızda 10. sözdeyiz. 10. sözün de 8. suretine kadar geldik elhamdülillah. Ama yine hep yaptığımız gibi en başa bir dönüyoruz. 10. söz ne hakkındaymış? Hangi ayetle, hangi bidayetle yola çıkmış onu bir hatırlıyoruz. Bunu mutlaka yapıyoruz. Artık adetimiz oldu. Bismillahirrahmanirrahim. 10. sözün başında iki tane ayet var. Birisi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'in de bir ayet olduğunu ve çok kıymetli bir ayet olduğunu İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin ifadesiyle 114 defa Kur'an'da tekrar edilen bir ayet olduğunu unutuyoruz. Her zaman aklımıza gelmiyor. Sanki ayeti sonra okuyoruz da öncesinde okuduğumuz adetten bir şeymiş gibi geliyor. Hayır, öyle değil. Aslında Bismillahirrahmanirrahim okuduğumuz ilk ayet, diğer ayetlerin başlangıcı olan ayet, onların nasıl bir yerden geldiğini anlatan ayet, nasıl bir amaçla geldiğini anlatan ayet, nasıl bir gözle incelenmesi gerektiğini söyleyen ayet gibi gibi birçok manaları derununda saklayan bir ayet Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz bu mübarek kelimeyi okuduğumuz anda şöyle bir, ne diyelim ona, transa geçiyoruz. Şöyle bir konsantrasyon alanına yönlendiriliyoruz. Şu an benimle konuşan Allah, ama nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan bir Allah. Bunları hatırladığımız zaman elbette muhatabiyetimiz boyut atlıyor, level atlıyor tabiri caizse. Bakış açımız değişiyor hadiselere, olaylara karşı ve ayetlere karşı. Bizimle konuşan Allah'ın, yani öncelikle bizimle konuşanın Allah olduğunu bilmenin, ardından o Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilmenin, elbette ki 14. Leman'ın 2. makamından ders aldığımız çok yönleri var. Birinci sözün hemen ahirinde okuduğumuz metinde hatırlarsanız 14. Leman'ın 2. makamı. Orada Bismillahirrahmanirrahim, Allah içre, Rahman içre, Rahim ne anlam katmanları barındırıyor, ona dair büyük izahlar vardı. Kıymetli tefekkür açıları vardı. O kısmı konuştuk, onları ders yaptık. Meraklısını oraya yönlendirelim, gönderelim. Ama biz bunu orada öğrendik yani. Önce birinci sözden öğrendik. Bismillah'ın öyle dile gelen alelade bir cümle olmadığını, aslında içinde İslam'ın ta kendisini barındırdığını. Yani İslam'ın da bize Allah adına kainata bakma, Allah adıyla beraber yaşama anlamına geldiğini, teslimiyetin, İslamiyet'in gerektirdiği teslimiyetin, isminde barındırdığı teslimiyetin böyle bir ifade edişle dile geldiğini, artı bununla ilaveten yani bir Allah adıyla olmanın da imanımızın başı olduğunu aynı zamanda. Yani teslimiyetimiz de orada. Bir de zaten iman dediğiniz şey kainat ve siz olmamak. Ne? Gaybla beraber. Yani Allah, siz ve kainat. Budur imanın başlangıcı diye konuşmuştuk ta o zamanlar. Onlar, dersleri takip edenlerin elbette hatırındadır. Risale-i Nur'u daha önce okuyanların, tanıyanların, karıştıranların elbette bu manalar zaten akıllarındadır. Ama henüz bu dersle tanışanlar olmuşsa eğer, hasbelkader, hesabelkader, kaderin bir hesabıyla, hasbelkader biliyorsunuz oradan gelen bir ifade. Bizde tesadüfen gibi kullanılıyor ama hayır, aslında bir maslahatı var, bir hikmeti var. Bir irade beyanı var. Ben bu olaya tesadüfen bakmıyorum demek aslında. Hesabel kader, hesabül kader, kaderin bir hesabıyla, yani bu tesadüfen olmuş bir şey değil demek aslında.
kelimenin asıl kastı bu. Ama bugün dilimizde hasbelkader, tesadüfen öyle bir denk geldi falan gibi kullanıyoruz. İşte unutulmuş kelimelerden birisi. Risale-i Nur'un bir fonksiyonu da bu milletin ahalisine unuttuğu kelimelerin içeriğini hatırlatmak. Ben böyle bir fonksiyonun da olduğuna inanıyorum Risale-i Nur'un. O yüzden sadeleştirilmesine zaten karşı çıkıyoruz. Çıkmalıyız da. Ha, böyle lokal metinler olur, küçük alıntılar olur. Belki muhatabına göre çocuklara anlatırken falan olabilir. Parça parça metinler hakkında ben hani sadeleştirmeyi hiç yapılamaz bir şey olarak görmüyorum ama ana metnin, ders yapılan metnin, okunan metnin bu minval üzere korunması bizim aslında bizim dilimiz olan Osmanlıca'yla bir asırdır kopmuş olan bağımızın da yeniden kurulması anlamına geliyor. Onu elbette yazısından, orijinal İslam alfabesinden, Osmanlıca'dan okuyanlar daha güzel yapıyorlar ama biz bile şu Latinize metinden okurken o manalara bağlanıyoruz, o kelimelere bağlanıyoruz. O kelimeler zaten İslami, Kur'ani kelimeler, sünnette yer alan kelimeler. O kelimeleri hatırladığımız zaman aslında kendi kimliğimizi hatırlıyoruz. Risale-i Nur bize o kelimeleri gündelik yaşama sokarak, dilimize katarak, alıştırarak biz onları kullanmaya bir kültür, bir kimlik, bir dil sahibi yapıyor. Kendi dilimizin sahibi yapıyor elhamdülillah. O Osmanlı'dan bize kalan 600'lük mirasın getirisi olan o zengin dil tekrar böylesi metinleri okumakla hayatımıza katılmış oluyor. Bu anlamda Nur talebelerinin yaptıkları dersler, izahlı dersler, özellikle bu kelime anlamlarının da verildiği dersler büyük bir fonksiyon görüyor diye inanıyorum. Mustafa Armağan Hoca'nın galiba 2. Abdülhamit ile ilgili bir eserinde, ismi neydi acaba, Son İmparator muydu? Doğrusu aklımda değil yani. Ama eserin 2. Abdülhamit ile ilgili olduğunu ve yazarının Mustafa Armağan Hoca olduğunu hatırlıyorum. En sonunda şöyle bir şey söylüyordu. Ekler bölümü vardı galiba. Kaderin diyor garip bir ifadesidir ki diyor, bir dersidir ki. Bugün diyor nutuğu, yani Mustafa Kemal'in yazdığı, daha doğrusu söylediği, yazıya dökülen nutuğu orijinal dilinden, sadeleştirilmemiş halinden ancak diyor Nur talebeleri okuyup anlayabilir. Bir de işte ehli ilim olanlar, yani o kelimelere aşina olanlar. Yani avamı nasıl olarak en iyi anlayacaklar diyor, Nur talebeleridir diyor. Kaderin garip bir şeyi, çünkü o dildeki kelimeler ancak Nur talebelerinin muhafaza ettiği kelimeler ya da o dilin kelimelere düşkün olanların muhafaza ettiği, sadece Nur talebelerini hasretmeyelim ama hani biz o tarz metinler okuduğumuzdan bizde daha fazla böyle bir alan açılmış durumda. O kelimeleri korumak, yaşatmak, kullanmak üzerine. Mesela tevafuk kelimesi gibi gibi çoğaltılabilir. Nereden geldik buraya? Ha, Bismillahirrahmanirrahim'den geldik. Dedik ki Risale-i Nur bize Bismillahirrahmanirrahim'in de aslında ne olduğunu, nice bir ayet olduğunu hatırlatıyor. Onunla başlıyor zaten. Yani ilk adımı onunla atıyor bize. Sen ilk okunan ayeti unutma ki sonraki ayetler onun gözüyle, onun duanı kaldırmasıyla sana güzel yüzlerini göstersinler diye ders veriyor. Bismillahirrahmanirrahim'in bir ayet olduğunu, bulunduğu her yerde bir ayet olarak anıldığını arkadaşlar böyle hatırımızdan çıkarmayalım. Ben de bunu Risale-i Nur'la öğrendim. Siz de belki başka mürşitlerden duymuşsunuzdur ki mesela Elmalı Hamdi Yazır merhum, tam bilmiyorum ben kendim görmedim ama 50 sayfada anlatıyor diyorlar tefsirinde. Bismillahirrahmanirrahim'i 50 sayfada anlatıyormuş. Sonunda da diyormuş ki bak bu 50 sayfada bile biz bunu izah edemedik. Yani işte böyle bir mana burada var. Cenab-ı Hak'la nasıl muhatap oluyoruz? Ya da nasıl bir Allah'la muhatap oluyoruz? Veya bu ayetler bizi neyle muhatap ediyor? Sadece bu ayetler mi? Kainatta rastladığımız ayetlerde kimden geliyor? Nasıl bir muhatabiyetle bize bunlar geliyor? Niye bunlardan haberdar edildik? Niye varız? Hepsinin cevabı Bismillahirrahmanirrahim'de var. Çünkü o Allah, çünkü o Rahman, çünkü o Rahim. Uluhiyetiyle yaratıyor, Rahmaniyetiyle genel ikramlarda bulunuyor, Rahimiyeti de özel ikramlar
iktiza ediyor. İnsanoğlu da onun mazharları. İnsanoğlunun içinde de her birimiz birer alem olmamızla onun mazharıyız. Efendim Bismillahirrahmanirrahim bizi kendisinde çok tuttu. Hakkıyla tutsa belki 1000 yıl tutar fakat kalamıyoruz, geçmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim bize dedi bak seninle konuşan Allah, önce onu bir hatırında tut. Allah'la konuşuyorsun, Allah seninle konuşuyor. 2. O Allah Rahman, o yüzden seninle konuşuyor. Yani vahiy indiriyor. Daha doğrusu seni yaratmış önce. Taş olmamışsın, ağaç olmamışsın, hayvan olmamışsın, insan olmuşsun değil mi? Bu silsilenin içinde en yukarıdasın. İkram etmiş kademe kademe, her birinin içinde ayrı ayrı ikramlar var. Taştan ağaç olmada, ağaçtan insan olmada, insandan ağaçtan hayvan olmada, hayvandan insan olmada. Bunların içinde de insandan İslam olmada yine ayrı ayrı ikram tabakaları var. En büyük ikramı da iman. İnsaniyetten İslamiyete geçerken, insaniyet kübra olan İslamiyete geçerken, yani İslamiyet daha üst bir paydadır arkadaşlar. Bugün liberal söylemde sanki insaniyet daha büyük bir paydaymış, ortak paydamızmış, İslamiyet daha böyle lokal bir özel alanmış gibi bir lanse var. Medyada, sosyal medyada bunun yansımalarını çok görürsünüz. İnsan hakları insanlığa yakışmaz. Bunun için İslam olmaya gerek yok, insan olmak yeter gibi böyle şeyler vardır, söylemler. Ha, hakikatsiz de değiller büsbütün ama biz şunu unutmayalım. İslamiyet insaniyetten daha üst bir değerdir. İslamiyet insaniyetten daha üst bir değerdir. Yoksa Cenab-ı Hak neden bizim Müslüman olmamızı murad etsin? Neden din göndersin? Neden bizi hakikate davet eden peygamberler göndersin, vahiyler indirsin? Elbette ki insandan daha üst bir şey olacağımız için. Hatta insandan daha üst bir şey olmazsak o insanın da insan kalmayıp hayvandan daha aşağı bir şey olduğu için. Değil mi? Bütün bu manalar bunun içinde var. Yani İslam'ın gönderiliş amacını abese düşürmek olur. İslamiyeti insaniyetten aşağı görmek. İslamiyeti insaniyetten aşağı görmek. Dinin amacını, gönderiş amacını, vahyin hikmetini, nübüvvetin hikmetini abese düşürmek olur, haşa. Allah abesten münezzehtir. Boş işle uğraşmaktan beridir. Öyle şeyler kafirlere yakışır yani. Müslümanlara yakışmaz böyle ifadeler. İyi niyetle söyleyenleri ayrı tutuyorum. İnsaniyeti de İslamiyet içinde tanımlayanları ayrı tutuyorum tabi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra فَنْزُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Rum suresinin 50. ayeti bu. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rahman ve Rahim olan Allah bizimle bu ayetle konuştu. Neden? Çünkü o Allah bizi hidayete davet ediyor. Çünkü o Rahman bizi hidayete çağırıyor. Çünkü o Rahim bizim bu örneklerden anlayacağımızı biliyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Yani diriltiyor. Baharda o varlığın tekrar vücuda gelişi, ölmüş ağaçların yeşillenmesi, kaybolan böceklerin ortaya çıkması, kış uykusundan canlıların uyanması vesaire vesaire. O kıştan bahara geçişte yaşanan hadiseler, olaylar neymiş? Allah'ın rahmet eserleriymiş. Neden öyle söyledi Cenab-ı Hak? Çünkü onu böyle bir yaratışa mecbur edecek bir şey yok. Cenab-ı Hak yaratıyorsa rahmetinin kemalinden, cömertliğinden, ikram etmeyi sevmesinden, kereminden. Yoksa biz ne Cenab-ı Hakk'ı eksik bırakabiliriz haşa, ne mecbur edebiliriz haşa, ne de ne diyeyim yani, hani onu yapmasa onun haşa sümme haşa ilahlığından bir şey eksilir. İnsanların topunu silin şimdi bir saniyede. Cenab-ı Hak'tan ne eksilir? Hiçbir şey eksilmez.
Baharı silin, kalmasın bahar, kıyamet kopsun, dünya mahvolsun. Ne eksildi Allah'tan? Hiçbir şey haşa. Yani bu lütfedişler, bak doğru bağlantıyı kurun. O da var mesela, bunu ilk defa konuşuyoruz değil mi? Bu ayeti konuşurken belki ilk defa bu gündeme geldi şimdi. Cenab-ı Hak açıyor kapılarını. Yani baharla nasıl bir ilişki kuruyoruz biz? Bunu da sorgulayalım. Baharı rahmet eseri olarak görüyor muyuz? Yani kıştan bahara o geçişi, o yaratılışı ne olarak algılıyoruz? Tabiatın düzeni böyle olmak zorunda falan mı diye mi acaba algılıyoruz? Öyle algılıyorsak hata var. Çünkü kışı kimse bahar olmaya mecbur edemez. Varlık kış olarak da kalabilirdi. Dünya şeyden biraz daha uzak olsaydı güneşten, zaten ne yaz kalırdı ne bahar. Cümle kış olurdu yani her tarafımız. Ya da buzul çağında gelmiş olsaydık, öyle diyorlar ya, dünya bir dönem tamamen buzullarla dolmuşmuş diyorlar yani. Öyle zamanda gelseydik yine aynısı. Yani bu bahar bir ikram. Önce bunu idrak edelim. Evet, bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Madem bahar yaratacak kudreti var, madem rahmeti de bahar iktiza ediyor, elbette o kudret yine imkan verir ve o rahmet yine diler ki ölmüş insanlar da tekrar dirilsin. Neden? Çünkü onlar baharda diriltilenlerden çok daha sanatlı. Tabiri caizse yani Cenab-ı Hakk'ın temsil, misal olarak söylüyorum yani, bunlar yanlış anlaşılmasın. Fehmimizi yaklaştırmak için bu tür şeylerimiz, benzetmelerimiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kıymetlisi göz bebeği öyle özenlenmiş de yaratmış. Bunlar tabii kusurlu ifadeler. Cenab-ı Hakk'ın özenmeye ihtiyacı yok. Onun sanatı en inceyle en yükseğe aynı derecede yansır. Yani şeye gerek duymaz. Bir şeye ayrıca özenmeye ihtiyaç duymaz Cenab-ı Hak. Bundan münezzehtir. Ama bizi ayrıca bir sanatlı kılmış. Öyle irade buyurmuş. O hikmeti öyle iktiza etmiş. Madem baharda bunu yapıyor, elbette bize de bir haşir bahşedecek, lütfedecek, bir kendi baharımız olacak, göreceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak o günde imtihanımızı kolay eylesin. Ayet-i Kerime bize bu bakış açısını öğretti. Rahmeti, kudreti, bahar ve haşir için bize iki saha, zemin olarak andı. Baharın bürhanlığını da andı, sahada olabilirliği göstermek açısından. İşte somut bir şekilde biz haşrı görüyoruz aslında. Bu bizim için gaybi olay değil. Aklın gitmeyeceği, çalışmayacağı bir vaka değil, gözüktü. Oradan neye dönüyoruz tekrar? Oradan da şu ihtar kısmını okuyup sonra 8. surete geçiyoruz. İhtar kısmı önemli çünkü biz burada hala temsilin içindeyiz. Hakikatler bahsine geçmedik. Bu Risale'nin bir kısmı hakikatler bahsi, bir kısmı temsil. Şu an biz temsildeyiz. Temsilin de amacını bu ihtar anlatıyor. İhtar, şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, şu risalelerde teşbih yani benzetme ve temsilleri yani misallendirme hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil yani suhulet, kolaylık, hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, uyumlu, muhkem, sağlam, mütesanit, birbirine yaslanıyor, dayanıyor, beraber ayakta duruyor olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bu kısmı daha evvel tefekkür ettiğimizde şöyle bir şey söylemiştik. Çelişkiler kurgular içinde daha açık gözükür. Bir roman yazdığınızda mesela, o romanın kurgusu içinde eğer çelişkiye düştüğünüz yerler varsa sırıtır. Editör okuduğunda mesela, işte mesleğimiz icabı biz de o işi yaptık biraz. Okuyorsun mesela, bir yerde karakter şöyle gidiyor, bir yerde karakterin şeyi değişiyor. Ama bu daha önce böyle dememişti veya böyle yapmamıştı veya karakter bu şekilde değildi. Anlıyorsunuz. Şey de vardır mesela, Cervantes'in Don Quixote'unda bir iki yerde
Don Kişot mesela işte Cervantes şeyi karıştırmış. Mesela Don Kişot'un yardımcısı var Sancho Pancho. Onun eşeği daha önce bir yerde kaçıyor kitabın önceki bölümlerinde. Yani Sancho Pancho eşeksiz kalıyor. Orada unutmuş, tekrar Sancho Pancho eşeğiyle giderken falan diyor. Altına dipnot düşmüş o kitabın editörü. Ya da çevirmeniydi, pardon, onu düşen. Yazar burada karıştırmış. Eşeği bir bölüm önce kaybettirmişti Sancho Pancho'ya. Burada onu hatırlayamadı. Tekrar eşeği öykünün içine kattı. Bir iki tane daha öyle Don Quixote'un içinde hata var. Çevirmenler böyle not alıyorlar altlarına. Yani diyorlar işte burada yazar karıştırmış, burada yazar unutmuş. Veya yazarın hatası var, o karakter bu değildi, şuydu. Böyle notlar alınan kitaplara rastlayabiliyoruz. Neden? İşte bak, kurguda gösteriyor. Çünkü kurguya hakim olmak zordur. Eğer hikaye birebir yaşanmış değilse, birebir gerçek değilse, ben mesela yaşadığım olayı anlatıyorum, otobiyografimi anlatıyorum, doğumumdan ölümüme kadar, ölümümü bilemem elbette, şöyle söyleyelim o zaman, aklım başına geldiğinden şu yaşıma kadar olanları anlatıyorum diyelim. Şimdi bu yaşanmış olay olduğu için bunda ben çelişkiye düşmem. Çünkü yaşanmış zaten, olanı anlatıyorum. Ama bir de öyle bir karakter buldum, o karakterin 15'inden işte 40'ına kadar yaşadıklarını anlatmak istiyorum. Orada hata yapabilirim. Çünkü ne de olsa bu kurgu. Hayalle birleştiriyorum ben onları. Belki de yılları karıştırırım. Belki mesleğini karıştırırım. Belki karakterinin öğelerini karıştırırım. Bir de zaman içinde yazıyorum ben bunu. Hep aynı halet-i ruhiyede kalıyor muyum mesela? Kalmıyorum. O yüzden karakter de değişebiliyor kitabın içinde. Karakterlerin üzerinde oynamalar olabiliyor. Ya da kahramanın yaşadığı olayların içinde çelişkiler olabiliyor. Bediüzzaman Hazretleri, ben diyor bu hakikatleri temsillerle anlattım. Bu hakikatlerin ne kadar birbirine mütesanit, muhkem, çelişkisiz olduğunu bu hikayelerde daha iyi göreceksiniz diyor. Çünkü hikayede bu hareketler, bu tür çelişkiler daha çok sırıtır. Gibi bir manayı bize burada haber veriyor. Pekala. Girişgahı dedim. Aslında girişgah da yalnız değil. Girizgah daha doğrusu tabii de. Girişgah da Türkçemize benim yeni hediye ettiğim bir kelime olsun. Hayırlı olsun. Girişgahtan sonra, bu uzun girişgahtan sonra asıl metnimize dönelim. Asıl metinde kaldığımız yer olan 8. surete bakalım. 8. sureti önce bir baştan sona okuyalım. Zaten bu sayfa kadar çıkmış. 90'da 9. suret başlıyor. Bir baştan okuyalım. Ondan sonra da tekrar başına dönüp metnin ince okumasını yapmaya çalışalım. Elbette tevfik, hidayet, inayet Allah'tan, onun lütfuyla kalbimize, aklımıza düşenleri kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak söylediklerimizden, beyan ettiklerimizden önce bizi hissedar etsin, önce yaşamayı bana nasip eylesin, gırtlağımdan aşağı indirsin okuduklarımı, söylediklerimi. Ondan sonra da cümlenize inşallah hidayetinden versin. Öyle bir kim anlatmıştı? Cübbeli Ahmet Hoca mıydı? Birisi anlatmıştı bunu ama bir vaziden diydin yani. Hoca dua ediyormuş şeyde, minberde, cemaatte amin 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 diyor. Tabii katılıyorlar dualarına. İşte Allah'ım hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva nasip eyle. İşte şöyle derdi olanın çöz, böyle olanın çöz falan filan, işte alem-i İslam'ın dört bir köşesindeki Müslüman kardeşlerimize yardım et falan dua ediyor. Cemaat amin amin. En son hoca gelmiş, demiş ki sonlara doğru, Allah'ım demiş, bu hoca kuluna da bir akıl fikir nasip eyle. Şimdi öyle deyince cemaat tabi edebinden amin diyememiş yani, estağfurullah. Yani estağfurullah çekmek kabiliğinden biraz sessiz kalmışlar. Adam aptal değil, ahmak değil yani, hocaya böyle akıl fikirler deyince edeben biraz duraklamışlar, tevakku etmişler. Hoca çıkışmış, ulan demiş, yarım saattir, bir saattir size dua ediyorum, hep amin amin diyorsunuz, bir tane kendimi istedim diye mi hemen şey yaptınız, su koyuverdiniz falan diye kızmış cemaate. Bizim bir de o hesap. Önce kendimizi istiyoruz yani. Amin demekten çekinmeyin, ben de atar yapabilirim. Pekala, 8. suret. Gel, ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım.
ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak, mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp Makar saltanatıma getireceğim ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip, müebbet sarayları, zindanları havi, diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Rayiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf ise izzeti iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçh ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Bir daha okuyayım burası. Biraz uzun belki. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. Denildi. Evet. Bütününden ne anladık? Önce onu söyleyelim birkaç cümleyle. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın vahiyleri var. Elbette bunlardan tahrif olmamış, bugüne kadar kalmışı sadece Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak onu tahriften korumuş. Ama geçmişte de gerek suhuflarla, gerek kitaplarla vahiylerde bulunmuş, gerekse de sadece vahiy metluv ile, gayri metluv ile, mesela peygamber var ama kitabı yok. Nasıl peygamber oldu? Gayri metluv vahiy ile. Tilavet olunmayan vahiyle, yani suhuf veya kitap olmayan vahiyle peygamberler gelmiş. Yani o peygamberlerin tabiri caizse sünnetleri var ama Kur'anları yok. Öyle peygamberler, hatta bollukla, çoklukla öyle olmuş. Resul sayısı az. Suhuf verilenlerin sayısı az. Bu hal bize gösteriyor ki Cenab-ı Hak İnsanlıkla her zaman konuşmuş. Sadece bugün bizimle değil, sadece 14 asır önce Kureyş toplumuyla veya Medine ahalisiyle değil, ya da Arap toplumuyla değil, aslında her kavme bir peygamber gelmiş. Kur'an bize bunu haber veriyor. Uyarıcı olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh mektubatında diyor ki, ben keşif aleminde gördüm. Hindistan coğrafyasına çok peygamberler gelmiş. Bazısının diyor birkaç tane ümmeti olmuş, bazısının hiç olmamış. Yani öyle peygamberler çoklukla Hindistan'a gelmiş ama ahalileri olmamış, ümmetleri olmamış. Belki Türklere de geldi, belki Kürtlere de geldi. Belki Çerkeslere de geldi, belki atıyorum Ruslara da geldi ama ittiba etmediler. İttiba etmedikleri gibi bilgisini bile unuttular. Yani öyle bir peygamberin geldiği bilgisini bile unuttular ve kültürlerinden silindi gitti. Ama Allah-u Teala elbette kullarıyla konuşuyor. Nasıl arıyı işte kovanına, çiçeğe hidayet ediyor, yolları bulduruyor arıya. Güvercine nasıl ta uzaklardan yuvasını bulduruyor. Nasıl işte akbabaya, kartala, şuna buna uzak mesafelerden avını, şunu bunu gösteriyor.
göçebe kuşlara her sene yaptıkları göçü öğretiyor. O yolları karıştırmadan gidebiliyorlar. Onların radarı yok. GPS'i yok yani. Nasıl gidiyorlar? Cenab-ı Hak bulduruyor. Gibi gibi veya işte o sazan balıkları mıydı? Akıntının tersine yüzüp doğdukları yere yumurtlayan. Mesela onlara o gittikleri yönleri öğretiyor Cenab-ı Hak. Hidayet ediyor. Yani karada göç eden hayvanlar var. Havada göç eden hayvanlar var. Denizin altında da göç eden hayvanlar var. Balinalar var, yunuslar var falan filan. Cenab-ı Hak hepsine hidayet ettiği gibi, ihtiyaçları olacak doğruyu, yolu aldırdığı gibi, beşeri de elbette o bocaladığı yerlerde, boşluğa düştüğü yerlerde, hidayeti kendi başıyla, aklıyla bulamadığı yerlerde, elbette ki bu mümkün değil, herkese müyesser olmaz yani o kesreti aşıp vahdete ulaşabilmek. Lütfu gereği, keremi gereği, rahmeti gereği gene Bismillahirrahmanirrahim hakikatiyle vahiler göndermiş, peygamberler göndermiş, hidayetini bildirmiş. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri bir yerde? Neydi? Karıncayı yasupsuz, karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan Allah, beşeri de bırakmaz nebisiz elbette mi diyordu. Öyle bir sözü vardı yani lemaatta geçer. Yani o kanun, o hidayet kanunu, arıda geçerli olan, karıncada geçerli olan, güvercinde, kuşta geçerli olan, denizin dibinde geçerli olan, havada geçerli olan, o hidayet kanunu, Allah'ın yön, yol buldurculuğu, beşerde de geçerli. Ne surette? Daha tabii ki de o daha özel bir rahimiyet. Yani Allah Rahman Rahim, iç içe dedik ya, rahimiyet tecellisiyle vahiy olarak, bizzat kelamullah olarak gelmiş, Cenab-ı Hak bizzat bizi muhatap alarak doğru yolunu hidayet eylemiş, bize göstermiş istikameti. İnsanlığın başından sonuna kadar bu böyle devam ede gelmiş. Hepsinin özüne baktığımızda şu mesajı görüyoruz. Gel, ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak, mükerrer, tekrar tekrar dedik ya, ta Hazreti Adem'den aleyhisselam, Hazreti Peygamberimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar mükerrer vaat ediyor. Tekrar tekrar, çok kereler yaparak vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor. Hem vaat ediyor hem şiddetli tehdit ediyor. Sizleri oradan alıp makar-ı saltanatıma, yani payitahtıma, başkentime, yönetim alanıma getireceğim ve mutileri, boyun eğmişleri mesut, itaat etmişleri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip müebbet sarayları, zindanları havi bir memleket kuracağım. Dedik ki bütün vahiylerde bu var. Bir itiraz gelebilir burada belki şöyle bir makamda. Şimdi bu 8. surete kadarki kısımlar herkesi ikna edecek, ateist de dahil, argümanlar içeriyordu. Çünkü kainatı delil olarak gösteriyordu. Kainattan çıkarımlar yapıyordu. Kainat da hem ateistlerin, hem Müslümanların, hem deistlerin, bütün istlerin ve batıl ve hak taraftarlarının ortak nesnesi, ortalarında ortak bir alan. Elbette bakış açılarıyla değişen doneler var ama ortak bir alan. Oradan bir ispat yaptığınız zaman muhatabınız da kabul etmek zorunda kalıyor. Burada fakat vahiy mesela ortak bir alan mı? Böyle bir soru gelebilir. Çünkü 7. surete kadar biz böyle gelmedik. Niye 8'de böyle oldu? Şöyle diyebiliriz. Ya muhatabın seviyesini Bediüzzaman Hazretleri bu ilk 7 suretle vahiy hakikatini kabul edecek noktaya getirdiğine kanaat getirdi. Yani bu 7 sureti anlayan zaten vahiyi kabul eder. Böyle bir Allah'ın kullarıyla iletişim kuracağını, onları doğru yola sevk edeceğini artık anlar noktasına getirdi ve ondan sonra bu vahiy mevzusunu açtı diyebiliriz. Veya şunu söyleyebiliriz. Bir insan ateist de olsa şunu dünya tarihine bakıp kabul eder. İnansın inanmasın. Birileri sürekli dünya tarihinde
ona Allah desin, başka bir şey desin. Kendi lügatında ne diyor bilemeyiz ama daha üst bir yaratıcıdan, daha üst bir alemden haberler aldığını söylemiş. Bak, gidin Hint tarihine gidin, Çin tarihine gidin, atıyorum Rus tarihine gidin, Türk tarihine gidin, şuna gidin, buna gidin, Afrika'ya gidin hatta. Ya da Latin Amerika tarihine gidin. Elbette onların pek bir şeyini bırakmamış İspanyollar ama hani böyle şeylerin onların tarihinde de olduğunu, birilerinin çıkıp böyle haberler aldığını söyleyip onlara bir şeyler, nasihatler ettiğini, ahlak tavsiyeleri verdiğini kaynaklarında görüyorsunuz. Yani elbette şu an bir peygamberle muhatap değiliz. En son peygamber Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'di. Ondan sonra onun varisleri hakiki alimler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri, bizzat kendisinin beyanıyla varisleridir. Ama tarihe baktığınızda bir tarihsel gerçeklik olarak, nasıl ki işte yontma taş devri var, cilalı taş devri var, bilmem ne taş devri var, o aletlerden, araçlardan çıkarım yapabiliyor tarihçiler ya da işte onlar ne, arkeologlar falan gibi gibi, biraz bu tarihi inceleyen de, dinler tarihini inceleyen de, böyle farklı coğrafyalara giden de nübüvvetin bir hakikat olduğunu, vahyin bir hakikat olduğunu tesadüfle açıklanamayacak kadar çok kereler, çok coğrafyalarda birbirinden habersiz yerlerde tekrar ettiğini görüyor arkadaşlar. Yani işte diyoruz ya, Hindistan'da gelmiş, Afrika'da ona benzer şeyler var. Bakıyorsunuz Türklerin tarihine, Türklerin de geçmişlerinde böyle bakıyorsunuz bir şeyler var sanki. O işte tek tanrı inancı falan filan bir şeyler var. Ruslara gidiyorsunuz, onların da tarihini karıştırınca bir şeyler çıkıyor. Avrupa keza falan. Yani geriye gidebildikçe insanlık tarihte orada vahye benzer, nübüvvete benzer bir şeylerin tezahürlerini hissediyor. Bunu tespit ediyor. Yani insanlık tarihinde böyle bir şey olmuş, görebiliyor. O yüzden bunu da bir açıdan bir ortak done, bir ortak bilgi, tıpkı kainat bilgisi gibi kabul edebiliriz, diyebiliriz belki Allahu alem. Yani şu cümleleri sizleri oradan alıp makar-ı saltanatıma getireceğim ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat, geçici yeri harap edip müebbet, yani sonsuz sarayları, zindanları havi bir memleket kuracağım iddialarını, sözlerini, hakikatlerini aslında, bize göre tabii ki de hakikat bunlar Müslümanlara göre, tarih boyunca birileri hep dile getirmiş, vurgulamış ve bunun da sonuçları görülmüş. Nasıl görülmüş? İşte kavimlere azap gelmiş. Nuh tufanıdır, farklı farklı kavimlerdir, Sodom, Gomorra bilmem ne ahalileridir. Yani insanlık tarihine de baktığınız zaman kalıntılarını görüyorsunuz. Bir şeyler olmuş bunlara. Gibi gibi. Demek ki bu da bir hakikat. Bu bir tesadüfle açıklanamayacak bir şey. Bu kadar yekün, bu kadar geniş coğrafya, bu kadar tekrar etsin aynı şeyi. Belli ki bu mesaj bir yerden geliyor. Bu vahiy, bu hakikat bir yerden geliyor. Bozulmuş dinlerde bile, bakın Hristiyanlık bozulmuş, Yahudilik bozulmuş, ondan evvel daha başka dinler de bozulmuş yani mesela. O yıldızlara tapanlar var. Onların da dinleri mesela, diyorlar ki eskiden hak dinmiş de sonra bozulmuş. Onlar kendileri bozmuşlar, tahrif etmişler, şirk karıştırmışlar. Veya putperestlik olsun. Onlar bile kendi inançları içinde, o batıl inançları içinde bir cennet, cehennem, bir ahiret falan kendilerine göre, belki kendilerine kıyak geçen tefekkürlerle, tasavvurlarla bile olsa olduğuna inanıyorlar arkadaşlar. Hani bunların bir hesabı olacak. Ha, bana kesmeyecek faturayı ötekine kesecek diyor mesela Yahudiler. Diyor ki biz diyor seçilmiş nesiliz, bize hesap yok. Sadece diyor ötekiler cehenneme gidecek, biz diyor cennete. Öyle bile olsa bak cennet, cehennem kabul ediyor. Batıl bile olsa böyle bir yer olacak diyor. Bu da bir hakikat. Bu kadar tekrar eden aynı bilgi. O vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf ise, yani dediğini yapmamak ise, sözünde durmamak ise, izzeti iktidarına gayet zıttır. Yani bir ilah düşünün. İlah nasıl olmalı? Sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi, sonsuz irade sahibi,
Ancak böyle ilah olunur yani. İlah dediğimiz zaten budur. Biz ilah dediğimizde şeyi Herkül'ü hayal etmiyoruz, Süpermen'i hayal etmiyoruz. Onlar ne ki? Onlar insandan hallice yani. Öyle ilah olmaz. İlah dediğin bütün varlığın yoktan vara çıkışını açıklayabilecek bir formüle sahip olmalı. Formül diyoruz ama Esma-ül Hüsna sıfat şunat diye anlayalım. Öyle bir şeye inanmalıyım ki ben, o bana bu kainatın yoktan nasıl çıktığını açıklayabilsin. Yani cevabı olabilsin. Süpermen neyin cevabı olur? Süpermen'in geleline kadar olmuş zaten. Bir fantastik karakter ama hani şey için söylüyorum, örnek olsun diye. Yok işte Zeus'muş lan. Zeus dediğin çoluğuna çocuğuna sahip çıkamıyor karısının korkusundan yani. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında bir Hindistanlı, bir Hindu kendisine mektup yazıyor ve İslam'a girmek istediğini söylüyor. İmam Rabbani Hazretleri de ona mektup yazmış cevabı. Diyor ki zaten onların bir şeyi var. Ram mıydı ismi? Karısını kaçırıyorlar falan ilahları ama karısını başka bir kötülük tanrısı kaçırıyor sonra o karısını almaya çalışıyor falan filan böyle bir hikayeleri var. Ram Lela mı? Lela da karısı mı? Öyle bir şeydi galiba. Ya diyor adam diyor karısını kurtaramamış diyor. Böyle ilah mı olur diyor. İyi ki diyor hani hakkı gördün İslam'a geldin diyor. Hani ona şey yapıyor. Tebrik ediyor. Aferin diyor. Doğruyu buldun diyor. Zaten diyor adam karısına sahip çıkamamış diyor. Ondan ilah mı olur diyor falan. Hani çok kinayeli bir şekilde güzel dokunduruyor. İşte Zeus Meus ya adam karısının korkusundan Herkül'e sahip çıkamıyor. Çoluğuna çocuğuna sahip çıkamıyor. Böyle ilah mı olur yani? Elinden yıldırım çıkıyormuş. Bizim elektrik tellerinden de yıldırım çıkıyor yani. Ya da bulutlardan da yıldırım düşüyor. Ha böyle bir ilah. Vaat ettiği şeyler ona rahat. Zaten sonsuz. Sonsuza ne zor. Olmaz ki zor. Rayetine de gayet mühim yani. O varlığa da lazım, yarattıklarına da lazım. Çok önemsiyorlar. Onlara vaat ettiğinde hulf ise hilafına davranmak, yalancı çıkmak, aldatmak, dediğini yapmamak ise izzeti iktidarına gayet zıttır. Yani küçücük insan bile söz verdiğinde sözünü tutabiliyorsa tutmak ister. Neden? İnsanlığın gereği bu der yani. Ayıp olur ya der mesela ya da beni şey bilirler, dönek bilirler, bilmem ne derler bana diye yine de sözünü tutmaya çalışır. Ne kadar yalancı da olsa mesela, apaçık ortaya çıkacaksa yalancılığı, ya yapayım da bari bundan laf gelmesin der. İnsan bile, kusurlu insan, eksik insan, aciz insan, fakir insan bile böyleyse, ya Cenab-ı Hak gibi sonsuz kudret sahibinin izzeti iktidarı buna müsaade eder mi? O iktidardaki yönetimdeki şerefi, yüceliği, azizliği böyle bir şeyi kabul eder mi? Elbette etmez. Niye dediğini yapmasın? Niye o kadar vahide ahireti yaratacağım, cenneti, cehennemi yaratacağım desin de yaratmasın? Bu ona yakışır mı? İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, vehim olmayan şeyi varmış gibi farz eden yeteneğimiz, kabiliyetimiz, latifemiz mi diyelim, ne diyelim? İnsanoğlu olmayan bir şeyi varmış gibi vehmedebilir. Bu yetenek verilmiş. Bu yetenek aynı zamanda bizim kulluğumuzun da bir öğesi. Nasıl diyeceksiniz? Vaktimiz de azalıyor. Nasıl peki kulluğumuzun öğesi? Biz mesela diyoruz ki ene bahsinde gelecek bu 30. söze inşallah ulaşırsak, o günleri görürsek ene ve zerre bahsinde, ene bahsinde, zerre bahsinde başka bir konu. Diyecek ki bize Üstad Hazretleri, ene insana verilen şu kabiliyettir. İnsan mesela der ki şuradan şuraya kadar alan benim, şu oda benim, bu odanın idarecisi benim, bu odayı idare etmezsem bu oda karışıyor. Ben idare etmezsem bu oda karışıyor, o zaman bu kainat nasıl idarecisiz olabilir de karışmaz? Karışmıyorsa ki karışmıyor gözümün önünde düzenle devam ediyor, o halde bunun bir sahibi olmalı. Ama bak bu marifete nasıl ulaştım ben? Önce vehmettim, o da benim dedim. O da benim mi? Değil ki. O da Allah'ım, ben de Allah'ınım aslında. Ama bu vehim yeteneği bana izafi bir ölçü oluşturma şeyi verdi. Tıpkı paralel ve meridyenler gibi. Coğrafya derslerinde görmüşsünüzdür. Dünyanın üstünde geçen öyle çizgiler var mı?
dikey olanlara meridyen deniyor, yatay olanlara paralel deniyor yanlış bilmiyorsa. Dünyadan böyle çizgiler geçmiyor. Ama var farz edip onunla konum veriyorsunuz değil mi? Uçaklara konum veriyorsunuz, füzelere konum veriyorsunuz. Hatta artık cep telefonlarının GPS'i bile o meridyen paralel şeylerine ayarlanabiliyor mesela. Konumları ona göre verebiliyor. Bilmem kaçıncı paralel, bilmem kaçıncı meridyen. Alanı, dünya üzerindeki alanını tespit ediyorsunuz bu sayede. Öyle çizgiler var mı? Yok. Ama var farz ederek bir ölçü sistemi elde ediyorsunuz. Bunun gibi de la teşbih ve la temsil, bizim Cenab-ı Hakk'ı ölçmemiz, tartmamız haşa mümkün değil. Ama böyle farazi kıyaslamalarla onun büyüklüğüne bir çıkarım yapıyoruz. Ya ben bu odayı idare etmesem oda şu hale geliyor. Kainatı idare eden olmazsa o ne hale gelir diyorsun ve kainat büyüklüğünde. Elbette ulaşabildiğin kapasiteyle bir tefekkürde bulunuyorsun. Allah'ın büyüklüğünü, azametini oradan kavruyorsun. Vehim bu arkadaşlar. Olmayan bir şeyi var farz edebilmek. Ama bu vehim imtihan da oluyor bazen. İnsanoğlu bununla yalan da uydurabiliyor. Veya Allah korusun kimseye vermesin. Bunlarda bozukluk oluyor mesela. Bipolar bozukluk mu diyorlar? Veya şizofrenlerde de mesela oluyor. Sanrılar görüyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi görüyorlar. Akıl Oyunlar diye bir film vardı. Russell Crowe'undu galiba. Onda da mesela vardı. Adam olmayan insanlar görüyor, karakterler görüyor etrafında gibi gibi. Buna da sebep olan aynı yetenek ama iyi de kullanıldı mı da marifetullahımızı arttıran bir yetenek. Hezeyancı aklını, hezeyan yani yalan uyduran akıl. Yapar mı akıl bunu? Yapar arkadaşlar. Akıl eğer kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiyenin kulu olursa, onların eline geçerse, onların temayüllerine göre argüman üretir. Bakın bütün batıl dinlere bakın. Hepsinin kendine göre bir şeyi var. Delil üretmeye çalışıyorlar, mantık uydurmaya çalışıyorlar. İşte Hazreti İsa aleyhisselam güya Allah'ın oğlu diyor Hristiyanlar. Bakın internette videoları var bir sürü. Açıklamaya çalışıyor adam bunu. Niye yapmıştır Allah böyle bir şeyi? Kendince uydur uydur doldur yani. Yapar akıl yani. Akılın böyle bir şeyi var. Ehl-i sünnet istikametinde olmazsa akıl hezeyan üretir. Argüman üretir. Batıl için. Aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veç ile, hiçbir yönden hulf ve hilafa yani çelişmeye, vaadini yerine getirmemeye mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Ya Cenab-ı Hak bak suya kanun koymuş değil mi? 100 derecede kaynayacak diye. Yani o kaynama noktası var ona gelince kaynayacak diye. Bak dünya var olabilir beri, su var olabilir beri. Bu kanunda kim Allah'a yalancı çıkardı? Kaynıyor, hep kaynıyor. Veya işte kütle çekim kanunu diye bir şey yaratmış. Cazibesine bir isim koymuş, öyle bir isim. Ya da bizim görebildiğimiz kısmı, o cazibe kanununun kütlelerdeki kısmı, maddelerdeki kısmı veya onun manevi tarafı da var ki o da cezbedir yani mesela. Allah'ın kendisine çekmesi vardır, cezbesi. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında bundan çok bahseder. Bir hidayet lütfu olarak. Akrabiyettir bu yani. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir intizamla kainatı işletiyor. İntizamı gösteriyor ki hiçbir vaadinde hulf yok. Dediği gibi oluyor her şey. Emrettiği gibi oluyor her şey. Ta başından en sonuna kadar. Bu hilafsızlık onun neyini gösteriyor? Hilaf haysiyetine yakışmadığını ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zat olduğunu gösteriyor. Kainattaki düzen, bilimlerin bize anlattığı şeyler, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi vaat ettiği gibi en başından en sonuna kadar eylediğini gösteriyor, yarattığını gösteriyor. Sen diyor öyle bir zatı, evren başından sonuna onu yalancı çıkaramamış diyor. Sen diyor onu tekzip ediyorsun diyor hayalinle, vehminle, hezeyancı aklınla, nefsinle, aldatıcı nefsinle böyle şeyler uyduruyorsun diyor. Tekzip ediyorsun, onu yalancı çıkarmaya çalışıyorsun haşa. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki
bir yolcu güneşin ziyasına gözünü kapıyor. Yani güneşi görmemek için gözünü kapıyor böyle. Hayaline bakıyor. Vehmi, yani yine o vehim dediğimiz şey, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yönünü tenvir etmek istiyor. Yani düşünün, gözlerinizi kapattığınız yolda hayal kuruyorsunuz. Önümde düz bir yol var. Şimdi adımımı atacağım ve düz bir yola denk geleceğim. Biraz ileride yine düz bir yol var. Adımlarım hiç sekmeyecek falan. İyi de ne belli? Ya çukur varsa, ya merdiven varsa, ya tümsek varsa, ya araba geliyorsa, ya çocuk geçiyorsa, ya köpek geliyorsa. Şimdi senin vehminle onları bilindi mi yani? Vehim nedir? Vehim insanın gerçeği kendisi kurgulamaya çalışmasıdır. Gerçek kurgulandığı gibi olmak zorunda mı ama? Bak işte onun gibi diyor. Yıldız böceği kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yönünü tenvir etmek istiyor. Kendi uydurduğuyla, felsefesiyle, batıl akidesiyle bir saadet icat etmeye çalışıyor. Ama bunun gerçeği bükebilirliği yok. Gerçeği bükebilecek ancak Allah'tır. Zaten onun emrettiği de gerçeğe uygun olur zaten. Gerçek onun mahlukudur. Ne o ne emrederse o gerçektir. Yani daha doğrusu budur. Böyle söylemek lazım. İşte bugün gördüğümüz o tuhaf tuhaf akideler. İhsan Eli Açıklar, Mustafa İslamoğulları, Mustafa Öztürkler, Mehmet Okuyanlar, Caner Taslamanlar, Emre Dormanlar. Şimdi ben bakıyorum, adam artık Kur'an, sünnet, bağlılık hissetmiyor. Kopmuş, uçmuş. İhsan Eli Açık'ın en son söyledikleri, işte ateistler de cennete girer, ahlak yerinde olsun yeter. İyi de ahlak neye göre, kime göre? Sen o garantiyi nereden aldın? O fetvayı nereden buldun? 14 asırdır bu Müslümanlar böyle bir şey görmemiş dersen onu nereden çıkardın? Ne hikmetle çıkardın? Ne tutarlılıkla söyledin onu? Bak ne bu? İhsan Eli Açık'ın güneşin ziyasından gözünü kapaması, 14 asırlık İslam güneşine kafasını gözünü kapatması, hayaline bakması, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yönünü tenvir etmesi. İhsan Eli Açık'ın yaptığı bu. Mustafa Öztürk'ün de yaptığı bu. Kendi yıldızıyla, ya diyor bunu diyor Allah nasıl söyler? Ya bu diyor hiç Allah'a yakışır mı? Peygamber diyor o zaman çok kızmıştır. O söylemiştir de Allah'ın ağzına koymuştur falan filan böyle bir sürü martaval, yalan. Ya olabilir mi böyle bir şey? Hakikati olabilir mi böyle bir şey? Zaten sahada onun şeyini aramıyor ki adam, sınamıyor ki. Yolumu ne kadar aydınlattıysam o kadar diyor vehmimle. Yıldız böceğim bana yeter diyor. Madem vaat etmiş yapacaktır. Madem Allah ahireti vaat etmiş yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Halbuki ifası ona çok rahat, yani yaratması ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Yani Cenab-ı Hak, önceki suretlerden hatırlayalım. Yönetmek istiyor. Yöneteceği olmazsa Cenab-ı Hak nasıl yönetir? Bak, yaratıyor yöneteceklerini, yönetiyor. Diyoruz ya böyle bir yönetim kabiliyeti bu dünyaya sığar mı? Üç günlük dünyaya, bu kadarcık dünyaya. İster ki sonsuz alemler olsun, bu etba sonsuz olarak karşımda olsun, sonsuz yöneteyim ister. Ona lazım, saltanatına lazım yani. Pek çok lazımdır. Lazımlık burada tabii yanlış anlaşılmasın, muhtaçlık bağlamında değil. Hikmeti gereği, kemalinin gereği olarak, yoksa Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. Saadet-i uzma ne demek? Saadeti zaten bilirsiniz. Çok büyük mutluluk demekmiş saadet. Demek uzma, azamet, herhalde o kökten geliyor. Çok büyük demek. Evet arkadaşlar, süremizin sonuna geldik. Metni yine bir hızlıca okuyayım baştan sonuna. Okuyayım bir hızlıca. Ne anlatıldığını tam olarak böyle tutmuş olalım. 8. sure. Gel, ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak, mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp makar-ı saltanatıma getireceğim. Ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip, müebbet sarayları,
zindanları havi, diğer bir memleket kuracağı. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf ise izzeti iktidarına gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veçhle hulf ve hilafe mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş, yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat, çok rahat. Ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek lazımdır. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır diyor üstadımız. Ve böylece 8. suret bitiyor. 9. suretin eşiğine dayanmış oluyoruz. Ne diyelim arkadaşlar? Cenab-ı Hak bize bu hakikatleri apayan, hakkal yakin derecesinde tasdik edebilmeyi nasip eylesin. Görebilmeyi nasip eylesin. Bunlar arkadaşlar hayatımızı yavaş yavaş değiştiren şeyler. Ya kimisinde tabii kibrit alevi gibi de olabilir yani. İşte Bişri Hafi rahmetullahi aleyh Allah ismi şerifini görmüş yerde, kaldırmış çamurunu temizlemiş. Cenab-ı Hak öyle bir hidayet bahşetmiş ki velilerden bir veli olmuş. O zamanın büyüklerinden bir büyük olmuş. Bir Allah dostu olmuş. Bizde böyle olmayabilir. Olabilirse ne güzel. Keşke Cenab-ı Hak bize öyle bir hidayet lütfetse. Onun da dilencisiyiz. Ama sanmayın ki bu derslerin bizde tesiri yok. Akide metinleri daha okunduğu anda insanı içinden inşa etmeye başlar arkadaşlar. Çünkü akide doğrunun inşasıdır. İnsan kendi içindeki doğrulara rağmen yanlışları uzun süre sürdüremez. Bizim de akidemizin düzelmesi, selamete kavuşması ve tekrarı, bir virt gibi o akidenin bizdeki tekrarı, işte bu metinler onu sağlıyor. Bunların tefekkürü onu sağlıyor. Akidemizi virt gibi tekrar ediyoruz. Çünkü kalpteki iman da la ilahe illallah denmezse eskir. Hadis-i şerif bize bunu haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize haber veriyor. Bu metinlerle akidemizi İçimizde inşa ediyoruz yeniden Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesini. Bu akide bizi içten dışa terbiye etmeye başlıyor. Ne diyelim Cenab-ı Hak yöneticilerimizin de, mebuslarımızın da, memurlarımızın da, bürokratlarımızın da gözlerini bu hakikatlere açsın Risale-i Nur'a ve diğer ilim kitaplarına, ama biz tabii mürşidimizin eseri olduğu için ayrı bir kıymet veriyoruz buna. Yani şu toplumu çok kısa sürede değiştirebilecek bir eser bu. Okullara girse, şu küçük sözler, Haşr Risalesi mesela şöyle diyelim, ilk 8 söz, ilk 9 söz, ne diyelim, ortaokul 1'in dersleri olsun. Ondan sonra Haşr Risalesi ortaokul 2'nin dersi olsun. Mucizat-ı Kur'aniye, Mucizat-ı Ahmediye, bunlar ortaokul 3'ün dersleri olsun. Arkadaşlar çok değil, 10 yıl içinde biz bunun meyvelerini alırız. Hem de ne meyve alırız yani. Bu toplum nasıl değişir? Cenab-ı Hak büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin, elbette onlar da memleketlerinin iyiliğini isterler. Gözlerini açsın, kalplerini bu hakikatlere tanıştırsın. Cenab-ı Hak inşallah o hayal ettiğimiz nesli, dindar nesli yetiştirebilmeyi, görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة